Biletin Al kanalından herkese merhaba. Bu videoda sizlere kafa karıştıran yapımlar tavsiye edeceğiz. Evet, zihinlerimiz zaten yeterince yorgun ama çivi çiviyi söker diyoruz ve ilk filmimizle başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. 5 numara Primer, Kapsül. Dünyanın en düşük bütçeli sinema filmleri arasında yer alan ve 2004 yılında vizyona giren zaman yolculuğu konulu Primer, yönetmen Shane Carruth tarafından sadece 7.000 dolara mal edilmiş fakat 424.000 dolar gişe hasılatı elde etmiş. Bir dakika ya, güzel kar yapmış ha. Elinizde beyin yakan bir senaryo falan varsa bana 0532500... Neyse, haliyle film düşük bütçeli olunca yönetmen de başrol oynuyor ve ona başrolde David Sullivan eşlik ediyor. Film zaman yolculuğu konulu bir bilim kurgu filmi ancak Primer diğer zaman yolculuğu filmlerinden oldukça farklı. Hikaye iki arkadaşın kolay para kazanmak için zaman yolculuğu yapmayı keşfetmesiyle başlıyor. Zamanda her yer değiştirdiklerinde de geriye klonlarını yani kopyalarını bırakıyorlar. Bu yüzden de olaylar karmaşık bir hal alıyor. İzleyiciler zaman yolculuğunun yanı sıra dostluk, para ve güven gibi konuların ele alındığı karmaşık bir hikayeyle karşı karşıya kalıyorlar. Sonuç olarak Primer, düşük bütçesi ve bağımsız bir yapım olması nedeniyle görsel efektler açısından çok da başarılı değil ve bu yüzden de biraz zorlayıcı bulunabilir ancak filmin karmaşık senaryosu, etkileyici oyunculuk performansları ve karanlık atmosferiyle bilim kurgu severler için mutlaka izlenmesi gereken bir film olduğunu belirteyim. Hadi bu filmi izleyerek bir zaman yolculuğuna çıkalım. Listemizin 4. numarası The 13th Floor, 13. kat. Independence Day ve Godzilla gibi büyük bütçeli filmlerin yönetmenliğini yapan Roland Emmerich tarafından yönetilen ve 1999 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Craig Bierko ve Gretchen Mol yer alıyor. Filmde Los Angeles'ta yer alan bir teknoloji şirketinde çalışan Douglas ve onun iş arkadaşı şirketin geliştirdiği ve 13. katta bulunan bir sanal gerçeklik simülasyonunu denemeye başlarlar. Ancak bir gün patronları gizemli bir şekilde öldürür ve Douglas şirketin yarattığı sanal gerçeklik dünyasında bir cinayetin işlendiğini keşfeder. Bu sırada gerçek dünya ile sanal gerçeklik dünyası arasında gidip gelen Douglas, gerçeği ve hayali ayırt etmekte zorlanır. Ancak burada ilginç bir detay var, her katın sanal gerçeklik dünyasında da bir yansıması var. Özetle 13. katta gerçekleşen bir olay, sanal gerçeklik dünyasında 13. katında yine gerçekleşiyor. Yani 13. katta olan 13. katta kalıyor. Bu sefer nükteden bir ifade bulamadım, evet. Film zekice örülmüş senaryosu ve ilginç kurgusuyla izleyicileri adeta büyülüyor. Ayrıca filmin görsel efektleri de oldukça başarılı. Sanal gerçeklik dünyasında geçen sahneler ve gerçek dünya ile sanal gerçeklik arasında geçiş yapan sahneler oldukça etkileyici. Sonuç olarak bu film eğlenceli ve sürükleyici bir seyir deneyimi sunuyor. Eğer henüz izlemediyseniz bir an önce izlemenizi öneririm. 3 numara Mulholland Drive. Mulholland çıkmazı. 2001 yapımı olan bu filmi efsane David Lynch yönetmiş, başrollerini ise Naomi Watts ve Laura Herring paylaşmıştı. Öncelikle bu filmi izleyen herkes şöyle düşünüyor. Ne oldu? Şimdi ben çok da şey yapamadım ama. İzledikten sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Devam edelim. Yönetmen David Lynch aslında Mulholland Drive'ı bir TV dizisi olarak çekmeyi planlamış ama daha sonra fikrini değiştirip film yapmaya karar vermiş. Sonuç olarak da beynimizi yakan bir kafa karışıklığıyla birlikte mükemmel bir başyapıta imza atmış. Filmin konusuna gelirsek evet anladığım kadarını özetlemeye çalışayım. Şimdi iki kadın ana karakter var. Burası tamam kesin yani. Naomi Watts'ın canlandırdığı Betty, Hollywood'un büyülü dünyasında başarılı bir aktris olmak için Los Angeles'a geliyor. Orada bir apartman dairesine yerleşen Betty, hafızasını kaybetmiş ve bir cinayetten kıl payı kurtulmuş olan Laura Herring'in canlandırdığı Rita ile tanışıyor. Rita neden orada olduğunu ve kim olduğunu hatırlamıyor. Betty, Rita'nın geçmişini öğrenmeye yardım ederken hayal ve gerçekle birbirine karışıyor. Ortalık toz duman oluyor. Filmin eleştirmenlerden aldığı olumlu eleştiriler, Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülüne layık görülmesi ve tabii ki hayli kafa karışıklığına sebep olması onu mutlaka izlenmesi gereken bir kült klasik haline getiriyor. 2 numara Memento, Akıl Defteri. 2000 yılında vizyona giren Memento'nun yönetmenliğini Christopher Nolan yapmış, başrolünde ise Guy Pearce yer almıştır. Şimdi film geriye doğru ilerliyor. Yok aslında şöyle, filmin hikayesi ileriye doğru anlatılıyor ancak sahneler geriye doğru ilerliyor. Bu sayede seyirci de baş karakterin yaşadığı unutma sorunu ve intikam arayışını daha iyi anlayabiliyor. Edebilmişimdir, izah biçimde net umarım. Konusuysa şöyle, Leonard karısının öldürülmesinden sonra hafıza kaybı yaşar, dağ gibi adam, amiyane tabirle balık hafızalı olur. Artık hafızası sadece birkaç dakikayı hatırlayacak kadar kısadır. Ancak karısının katilini bulmak için harekete geçer, bu
bunun için de kendine anılarını post-it kağıtlarına yazarak ve fotoğraflar çekerek yardımcı olur. Fakat Leonard'ın hafızasının kısalığı onu gerçeklerden uzaklaştırır ve izleyenleri de işte tam bir kafa karışıklığına sürükler. Yönetmen Christopher Nolan, hafızamızdan şüphe etmemize sebep olacak bu filmi çekmeden önce sadece birkaç film yönetmişti. Ancak Memento'yla gerçekten bir yönetmen olduğunu kanıtladı. Film 2001 yılında en iyi senaryo dalında Oscar adayı olarak gösterildi ve Nolan'ın yönetmenlik kariyerinde de bir dönüm noktası oldu. İzlemenizi, daha önce izlediyseniz de tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Ve Hocus Pocus 1 numara The Prestige. Prestige. 2006 yılında vizyona giren ve yönetmenliği yine Christopher Nolan tarafından yapılan bu beyin yakan filmin başrollerini Hugh Jackman, Christian Bale ve Michael Caine gibi usta oyuncular paylaşıyor. The Prestige, Harry Potter'dan sonra başrollerinde yetişkinler bulunmasına rağmen yetişkinlerin en çok izlediği ikinci sihirbazlık konulu yapım olabilir. Film, 19. yüzyıl sonlarında yaşayan iki ünlü sihirbazın birbirleriyle olan rekabetlerini ve bu rekabetin giderek artan tehlikelerini anlatıyor. Robert ve Alfred kendi büyük sihirbazlık numaralarını yaratmak için birbirleriyle sürekli mücadele ederler. Ancak istenmeyen bir ölümün ardından rekabetleri giderek tehlikeli hale gelir ve bu iki adam arasında ihtiras ekseninde büyük bir savaş başlar. Ayrıca filmdeki sihirbazlık numaraları gerçekten de dikkat çekici. Ancak izleyiciler numaraların nasıl yapıldığına dair ipuçlarına sahip oluyorlar ve bu da filmin sonunu tahmin etmeyi maalesef kolaylaştırıyor ama yine de senaryonun sonunda ortaya çıkan şaşırtıcı bir sürpriz bulunuyor. Bu sürpriz son kimilerine göre filmi bir adım öne taşıyor, kimilerine göre ise vasat ve klişe bir anlatım hilesinden öteye geçemiyor. En iyisi izleyin ve kendiniz karar verin. Sonuç olarak sizlere The Prestige filmini öneriyoruz. Bu film gerilim dolu bir sihirbazlık hikayesi ve mükemmel oyunculuk performanslarıyla birleşerek kesinlikle büyüleyici bir deneyim sunuyor. Ala kazan, evet bu haftaki film önerilerimizin de sonuna geldik. Benzer konulu filmler önermek istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.